Şimdi benim rahmetli Sinan Erdem'den duyduğum bir söz var. Çok zaman zaman da hatırlarım. Der ki küçük beyinler insanlarla, orta çaplı beyinler olaylarla, vakalarla, büyük beyinler sistemlerle meşgul olmalıdırlar diye. Türkiye'de biz eğer bugün yargıyı konuşuyorsak, siyasallaşmayı konuşuyorsak, Türkiye'de mevcut yargı bağımsızlığı sistemini neden inşa edemediğimizi, neden hala inşa edemiyor olduğumuzu tartışmalıyız. Bakın bugün şu an Türkiye'de hakim savcı alımları iki aşamalı yapılıyor. Bir yazılı sınav, sonra da bir mülakat. Ve o bilimsel bir mülakat değil. Ne yazık ki bir, bunu çok üzülerek ifade ediyorum, torpil mülakatı şeklinde gerçekleşiyor. Çok sayıda öğrenci mağdur olduğu için o yazılı sınavdan 89-90 alan öğrenciler orada başarısız addedilip hiçbir bilimsel soru sorulmadan, ama 70 alan insanlar başarılı addedildiği için buna itirazım var. Bu düzeni kaldıralım. Aslında yargı reformu paketinde 2018 sonunda 7188 geldiğinde bunu değiştirmeye yönelik bir adım atma eğilimindeydi siyasi iktidar. Biz de çok umutlandık ama yaptıkları yegane iş o mülakatı yapan 5 tane bürokratı, dikkat edin bürokrat, bakanlığa bağlı 5 tane bürokratı 7 kişiye çıkarmaktan ibaret oldu. Çok büyük hayal kırıklığı. Ha eskiden iyi miydi? Hayır. 12 Eylül geldikten sonra bu ülkede hiç iyi değil. 12 Eylül'de Cunta'nın getirdiği 7 kişilik Cem iyi bilir HSK'ydı. İlk kez bakan 3-2-2. Ve müsteşarının olduğu. 3-2-2. O hiç mantıklı bir düzen değildi. Elbette ki yargı bağımsızlığına ciddi tehditti. 2010'da AK Parti ile Fethullahçıların bir işbirliği halinde getirdikleri düzen 21 kişiye yargı, HSK'yı çıkartan, tam anlamıyla Fethullahçıların yargıda bir egemenlik kurmasına sebebiyet verdi. 2017'de bugün getirilen düzen de ideal olmaktan ve yargı bağımsızlığını sağlamaktan çok uzaktır. Önümüzdeki dönemde biz Türkiye'de gerçekten bir reform gerçekleştirecek, bu ülkede hukuku, adaleti, hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini egemen kılacaksak, bu siyasetin üzerinde hegemonya kurduğu yargı düzenini ortadan kaldırmak durumundayız. Bunun altını çizeyim. Bir konuya katılıyorum. Ya bu siyaset alanının bu ülkede bu kadar sığ, bu kadar köşeye sıkıştırılmış olmasından çok rahatsızım. Yani korkunç bir ideolojik hegemonya altındayız. Ya bir HDP konusunda en ufak bir farklı aykırı düşünce terörist ilan edilmeden, vatan haini ilan edilmeden, terör sevici ilan edilmeden ifade edemiyoruz. Evet. Yani tek devlet, tek millet, tek vatan, tek düşünce. Hayır kardeşim, ben sizinle aynı şekilde hiçbir konuda olmadığım gibi. Tam da bunu söylüyorum. Yani aynı fikirde olmak zorunda değilim. Farklı düşünüyor olmak beni vatan haini kılmaz. Ve çok yanlış da konuşuyor olabilirsiniz. Yanlış fikirleriniz elbette olabilir. Yani kime göre yanlış tabii ama önemli olan yani onay mekanizması olmaması. LGBT'ler içinde öylesine bir hegemonya kuruldu ki siyasi partilerin ben çekinmesini gayet iyi anlıyorum açıkçası. Aksi takdirde o LGBT üzerlerinden öylesine bir, az önce ifade ettiğim o yalanın, karalamanın, iftiranın bir iltifat konusu haline geldiği, bir yetenek olarak addedildiği bir düzende insanların böyle bir yaftalamadan çekinmesi, bizim bu ideolojik ablukayı yarmamız lazım. Ama işte benim eleştirim de o. İdeolojik ablukayı yaymak için sizin söylem üstünlüğünü elde etmeniz gerekir ve bunun için de daha cesur olmanız gerekir. Ama bir organize olmayı da becerebilmek gerekiyor. Ama önemli olan özgürlükçülüğü içselleştirmektir. Siz bu anlamda özgürlükçülüğün yaygın olduğunu, içselleştirildiğini düşünüyor musunuz? Yani temel problem burada. Tamam. Müsaade ederseniz devam ediyorum sadece bir cümleyle. Yani genelden yargı mevzuna geldiğimizde hiçbir zaman bağımsız değildi. Ama şu an yapmamız gereken şey seçimden sonraki düzeyde bu noktada ayrılıyorum. İşte muhalefetin de, bu muhalefetin de OHSK'ya aday göndermesi, orada yapının içerisinde payının olması onu demokratik hale getirmiyor. Hangi noktada mutabık değiliz biliyor musunuz sevgili Cem? Siyasetin yargıyı dizayn etmesi noktasında. 22 yıl önce yayın yaptığım zaman tartıştığımız konulardan biri şuydu. Buyurun. Adalet Bakanı HSYK'nın, o zamanki adı HSYK'nın. Bir de müsteşarı var. Evet, müsteşarı doğal üyesi olmasını, mesela işte bu, muhafazakar, bir bitireyim, muhafazakar olan hukukçular da bilim adamları da eleştirirdi. Aradan işte ne kadar 22 yıl geçmiş oldu. Evet. Ya ama işte fakat daha muhafazakar Erdoğan Bey değiştiremezsin. Sevgili Cem, bitirebilir miyim? Bugün kıymetli üstadım Adalet Bakanı olsun.
HSK'nın başkanı olarak öyle bir oturur ki çayıyla kahvesiyle. Bu güçtür şu ya. Şu an suizan halindesin yani. Hiç yakışmıyor canım. Asla yapmam öyle bir şey. Ya. Bir cümleyi alayım o bir cümleyi de. Gücü ele geçirinceye kadar maalesef bu noktada haklı ama bakın haklı olmadığı husus şu. Eğer siz bu noktada 22 yıl önce de böyleydi diyorsunuz değil mi? Bunu değiştirebilme imkanınız var mıydı? Vardı. Yaptınız mı? Hayır. Dolayısıyla bu şu an yapılması gereken şey önümüzdeki süreçte iktidar ve muhalefet siyaseti beni ilgilendirmiyor. Yürütmeyi de yasamayı da yargı üzerinde karar verici pozisyonundan çıkartıp %100 doğru. Yargının kendi içerisinde yönetimi ele geçirmesini sağlamak. Doğru. Türkiye'de her şeyden daha önemli. Çünkü bütün yollar buraya çıkıyor. Yolsuzluk, rüşvet bunların soruşturulamaması da buraya çıkıyor. Az önce konuştuğumuz Nalıncı Kesere gibi o yargı baltasının sürekli muhaliflerin üstüne inmesinin gerekçesi de buradan kaynaklanıyor. Biz bunu sağladığımız zaman ülkede gerçekten hukuk devleti anlamında bir adım atmış olacağız. Ve bu neyi? Hem siyaseti geliştirecek, hem ekonomiyi, hem huzuru, hem de işte o dünya ile entegrasyonu sağlayacak olan şey. Her şeyden daha çok hukuka ve adalete ihtiyacımız var. İnşallah bunun gerçek olduğunu görüyoruz. Peki, teşekkür ederim. Nagihan'la devam edeceğim. Sonra Aytunç'a geçeceğim ve mesela Elazığ'daki pankart meselesinden konuştuk. O iç siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Fakat Metropol Araştırma'nın Özer Sencer'in yaptığı anket dikkat çekiciydi. O ankette diyor ki son 4 ayda kararsız kitle %20'den %14'e iniyor. İktidar oyunu 4 puan arttırıyor. Yani kararsız seçmenin tekrar iktidar partisine, AK Parti'ye döndüğü söyleniyor. Şimdi bu konuyla ilgili yapılan yorumlar da var. Mesela son dönemdeki dış politika başarıları, yerli milli doğalgaz projeleri ki o da 2023'te göreceğiz. Sosyal konut annesi önemliydi. Yerli araba TOK. Belki sizin de aklınıza gelebilecek başka bir iki açılım daha var. Bu tip hamlelerin AK Parti'yi biraz öne geçirdiği söyleniyor. Ne dersin? Niçin mesela muhalefet ikna edemiyor da bu ekonomik koşullara rağmen AK Parti tekrar ikna edebiliyor bu ankete göre? Tabii birçok sebebi var. Ben Özer Sencer'in hem araştırmasını gördüm hem de dinledim de analizini bu anketten sonra. Yani muhalefet tarafı biraz dağınık görünüyor gördüğüm kadarıyla, çok başlılık. Mesela İyi Parti ile ilgili önemli tespitleri var Özer Bey'in. Diyor ki İyi Parti'de bir düşüş görüyorum. Bunu da siyasetsizliğe bağlıyorum. Bunu ben bir süredir söylüyorum. Yani Meral Hanım kendini bir şekilde bir esnaf siyasetine sıkıştırmış görünüyor. Herhangi bir mevcut tabloya karşı bir çıkış yapmıyor. Bir alternatif sunmuyor. Ekonomi üzerinden. Yani sadece ekonomiye sıkışmış bir İyi Parti ve Sayın Akşener'in adaylıktan çekildiğini erken bir süreçte aday olmadığını açıklaması da Özer Bey'in de söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Seçmende ivmenin biraz daha CHP'ye kaymasına yol açmış gibi görünüyor. Bir bu, yani içerideki koordinasyonsuzluk. Çok fazla konulara, nasıla, nedene odaklanıp bir türlü işte bir isim çıkaramaması ya da çok spesifik akılda kalan bir çıkış yapamaması altılı masanın. Ve iktidar cephesi de çok önemli somut adımlar atıyor. Biraz önce senin de hatırlattığın özellikle konut projesi. Şimdi bakıyorum konut projesi kaç milyon oldu? En son 3,5 milyondu. Dördü geçti galiba. Şimdi yani insanlar benim çevremde de kimin imkanı varsa herkes soruşturuyor. Telefon ediyor, başvurabilir miyiz? Yani son derece spesifik bir şey. Çok akıllı. Bakın bunun getirisi ne olur? Çevreye zarar verir mi? Bütün bunlar ayrı tartışma konuları. Önemli olan vatandaşta böyle bir projenin algısı nedir sorusunun cevabıysa şu anda. Ben de diyorum ki iktidar cephesi açısından, Tayyip Erdoğan açısından son derece akıllı bir hamledir. Yani bugün oraya başvuran 4 küsür milyon kişi ki Ekim sonuna kadar başvurular devam edecek. Bir şekilde kendilerini biz kendimizi bağlıyoruz ve bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapara önemli oranda. Geçen pazar günü Kemal Bey'in bulunduğu bir toplantıdaydım ben de. Aile sigorta desteği projesini açıkladı. Ben de şu soruyu sordum. Çok ilginç projeler açıklıyorsunuz. Derya Yanık. İlginç projeler açıklıyorsunuz. Mesela tarımla ilgili de ilginç. Gençlerle ilgili de ilginç projeler açıkladı. Nitekim bu aile dese ki bizim projemiz Dünya Çalışma Örgütü'nün projesidir bu diye eklemişti Kemal Bey. Ama dedim sokakta kiminle konuşsam CHP'nin bir projesi yok ki niçin oy vereyim diyor. Hayır, Aile Bakanı'nın açıklamasını da söyleyin abi. Sizde bir sorun mu var, anlatamıyor musunuz dedim. Dedi ki evet.
Evet. Biz anlatamıyoruz. Ama yani. Şimdi Kemal Bey'in de hakkını yememek lazım. Yani Bey, aslında Kemal Bey mevcut... Çok affedersiniz. Aile Bakanımız tekzip etti. 9 milyon 800 bin kişi zaten devlet ödüyor dedi. Sigortayı. Boşa çıkartıyor. Hayır, bu başka bir tam sigorta. Aynısı. Aynı konu. Aile destek sigortası. Bu bir o mu? Değil. Ben Sayın farklı bir şeyden bahsediyor gibi gördüm. Peki. Bilmiyorum. Buyurun. Yani bilmiyorum. Buyurun. İddialı peki. Değilim. Devam edelim. Şunu demek istiyorum. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun en fazla CHP ile mücadele ettiği, CHP'nin algısını değiştirmek üzerine kafa yorduğu kanaatindeyim. Yani iktidara geldiği andan itibaren CHP öyle kuvvetli bir marka ki toplumun ciddi bir kesiminde o kadar olumsuz bir algısı yerleşmiş bir parti ki şimdi bununla mücadele etmek için aslında birçok adım attı. Hakkını teslim etmek gerekir. Partinin içinde değişiklikler yaptı. Parti politikalarında çok cesur atılımlar yapmaya çalıştı ama kolay yıkılabilen bir algı değil. Bir bu. Dolayısıyla orada CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor. İki, muhalefet kendi içinde anlaşamıyor gibi görünüyor. Yani CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik kuvvetli sinyaller gelmeye devam ettikçe Kemal Bey bu konuda kararlı gibi göründükçe oradaki kakofoni artıyor gibi. Mesela aynı pazar günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplantısından sonra da Ahmet Davutoğlu'nun Sultanbey'de mitingi vardı. Ben de oraya gittim. Sonrasında da bir söyleşi yaptık 1,5 saat kadar işte oraya adaylık katılan 5-6 gazeteci. Şimdi orada da benim gördüğüm altılı masa içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığın öne çıkmasıyla ilgili çok da böyle bir rahat ortam yok. Yani sürekli bir isim üzerinden tartışma yaratılması görüntüsü bence seçmende kafa karışıklığına ya bunlar kendi aralarında nasıl anlaşacak duygusuna yol açıyor.